Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Cizre'nin lezzetli sokak yemeklerini deneyeceğiz. Cizre'nin eski lokantacılarına gidip yemeklerini deneyeceğiz. İlk yemek vlogum olacak benim. Dün akşamdan beri yemek yemedim. Çok açım. Bilerek yemek yemedim dün akşam. Bugün bayağı 4-5 tane yer dolaşacağız. Bütün yemeklerini deneyeceğiz. Bakalım yemekleri nasıl, çok merak ediyorum. İlk listemizin başında Seyit Usta var. Seyit Usta'nın kebabını deneyeceğiz. Çok güzel diyorlar. Arkadaşlar Seyit Usta'nın yeri Küçük Dört Yol'da, yani şurası Küçük Dört Yol oluyor. Kime sorsanız gösterir. Burası da cami. Seyit Usta'nın yeri de burada. Ara sokakta arkadaşlar. Seyit Usta'nın yeri gayet güzel. Burası ev olarak kullanılıyordu. Eskiden aile oturuyordu buraya. Sonradan lokantaya çevirdiler. Hoş geldiniz. Seyit Usta'nın oğlu kendisi. Hoş bulduk. Teşekkürler. Burası oturma yerimiz. Çok da güzel bir yer arkadaşlar. Sakin, huzurlu bir yer. Burası da aile yerimiz. Evet. Aile yerimiz tablolarıyla çok güzel. Cizre'nin Malaya Ahmedi Ciziri. Tablolar eski tablolu. Cizre'nin hanesi. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Yemek yediğinizde tabloları izlersiniz artık. Seyit Usta'nın oğlu. İsmi neydi? Ahat. Ahat. Ahat mı? Evet. Çok değişik bir isim değil mi arkadaşlar? Aynen. İlk defa duyuyorum arkadaşlar bu ismi. Seyit Usta yokmuş arkadaşlar. Seyit Usta'yı bekleyeceğiz. Seyit Usta geldiğinde kebabımızı yiyeceğiz. Kebabı çok güzelmiş arkadaşlar. Burada yapıyorlar, hazırlıyorlar. Közler hazırlanıyor. Saat daha öğlen 11. Yavaştan müşteriler 12'de gelmeye başlıyor. Şu an kimse yok. Seyit Usta gelince başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben erken geldiğim için Seyit Usta yoktu. Seyit Usta geldi. Kendisi hazırlıyor. Seyit Usta'nın kurallarından bir tanesi de kebabın hazırlanması. Hatta mangalda pişirmesini bile kendisi yapıyor. Kesinlikle oğullarına bırakmıyor. Nedeni ise lezzetten dolayı. Çok dikkatli ve titiz olmasından dolayı. Bir de arkadaşlar Seyit Usta'nın mesleği dedesinden babaya, babadan da Seyit Usta'ya kalma bir meslek ve toplam 150 yıldır sürdürüyor. Yemeklerin lezzetini sordum arkadaşlar. Tarifi yok, tamamen el lezzetiymiş gördüğünüz gibi. Sabah kendisi taze taze hazırlıyor. Dünden kalan kıyma olsa bile köpek ve kedileri yediriyor. Deniyoruz bakalım nasıl arkadaşlar tadı. Böyle bir şey yok. 9 yıldır Antep'teyim. O kadar kebap yedim. Böylesi yok arkadaşlar. 150 yılın verdiği lezzet. Kesinlikle fark var arkadaşlar. Az değil, 150 yıl. Seyit Usta 50 yıldır yapıyor kendisi. Babası 50 yıl yaptı. Dedesi 50 yıl. Toplam 150 yıl. Belki daha fazladır da. Arkadaşlar Seyit Usta'nın ayranına kadar lezzetli ya. Böyle bir şey yok. Yemeği yerken kendinizden geçersiniz. Arkadaşlar dediğim gibi yarım yarım yiyeceğim. Çünkü daha gideceğim çok yer var. Yer kalması gerekiyor. 4 bu galiba 2 şiş mi oluyor, 4 şiş mi oluyor ben anlayamadım. Çok fazla geliyor. Ben son lokmayı yiyorum. Ondan sonra devam. Arkadaşlar bunları bıraktım. Daha fazla yiyemeyeceğim çünkü gideceğim çok yer var. Seyit Usta diyor başka yerde yeme diyor. Zehirlenirsin sonra benden bilme diyor. Çünkü çok lezzetli bir yemekti arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Abartacağım biraz. Hak ediyor. Hak ediyor arkadaşlar. Abartmayı da, övgüyü de hak ediyor. Seyit Usta'nın, Seyit Usta, fiyatlarınız nedir Seyit Usta? 70 TL. Bir şiş 70 TL. Yok bir şiş değil, 5 şiş. İki tane mi oluyor? 5 şiş. 5 şiş 70 TL. Arkadaşlar 5 şiş 70 TL. Gayet ucuz yani, uygun.
Yani çok iyi bir fiyat. Yemekleri de çok lezzetli. Hakkını veriyor arkadaşlar. Benim hesap ne kadar oldu? Sen hesap bizden olsun. Yok öyle bir şey olmaz. Ben de yok. Yok vallahi öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar Seyit Usta benden olsun diyor. Kabul etmiyor. Vallahi çok utandım. Arkadaşlar parayı verdim ama almadı, kesinlikle kabul etmedi. Ben ısrarla vermek istedim de almadı. Allah bol bereket versin. Vallahi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar, Cizre gelirseniz Seyit Usta'nın kebabını yemeden gitmeyin. Çok güzeldi, ben fazla yiyemedim. Fazla yiyemedim arkadaşlar. Çünkü daha gideceğim çok yer var. Çay da içeceğim arkadaşlar. Çok eski bir kahveye gideceğim. Orada çay içeceğiz. Siko Sapporo'da diyorlar. Oraya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar Siko Sapporo'na geldik. Murat amcayı gördük. Arkadaşlar ben kebap yemeye geldim. Murat amcamı gördüm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bela habersiz gelinir mi? Vallahi ben Irak'a gittim geldim. Biraz işlerim vardı. Tamam. Kimsenin daha haberi yok. Tamam, kimsenin haberi olmayabilir ama insan amcasını arar. Ben doğru. Geldim Cizre'deyim. Böyle oluyor mu yani? Arkadaşlar Cizre'de Kahvecale diye bir yere geldik şimdi. Kahvehane burası, çok eski. Selamun aleyküm. Selam, serseri, feroti. Kıda kherav dedet, çanet bu işi? Serseri, bohatit, gel kheru selamet hoti. Afkes duyak solaz kahveçi. Bale. Ahaş işe kutkim. Asez da soli kahveçi ma hattonuhu. Acalwe kahveçi ma. Serseri. Kure forse sirke ma. Numizu şarafuğa hizmet umelete kutkim. Az gelik memnunum. 61 yıldır bu işi yapıyor arkadaşlar. Çayı çok lezzetli. 61 yıldır kahvecilik yapıyorum. 13 yaşımda başladım. Şu ana kadar kahveciyim. Namusumla, şerefimle çalışıyorum. Milletime hizmet ediyorum. Evet arkadaşlar. Yöresel olarak her taraftan buraya teşrif edip çayımı içiyorlar. Memnuniyetle, gurur duyuyorum. Çevre illerden gelenler var, İstanbul'dan gelenler var. Kilis'ten, şu ambiyansı görmek istiyorlar. Her taraftan gelenler var. Arkadaşlar şu Kilis'ten, ambiyansa Antep'ten, bakar mısınız? Kilis'ten, Antep'ten gelenler Irak'tan, var arkadaşlar. Irak bölgesi hepsi geliyor. Arkadaşlar bu müzikle içeri giriyorsunuz. Ortam şahane. Böyle bir şey yok. Çok güzel. Şöyle oturup çayınızı içiyorsunuz arkadaşlar. Aynen. Bu benim dedem arkadaşlar. O da eski çaycılardan. Aynen. Eski kahvecilerden. De dedemi tanıyor zaten. Dedeni tanımaz mıyım ya? Evet. Arkadaşlar müthiş bir şey, müthiş. Müthiş arkadaşlar, çok samimi. Burayı gelmeniz gerekiyor, burayı görmeniz gerekiyor. Ben Antep'ten geldim arkadaşlar. Bu da Cizre'nin gemisi. Cizre'nin gemisi arkadaşlar. Evet, bu da asker Cizre'den geldi. Asker Cizre, rahmetli asker Cizre. Selam. Bu safranın içindedir. Kahvecalı demeniz yeterli arkadaşlar. Kahvecalı'yı herkes biliyor. Ben sorarak geldim. Ben sonra sonra geldim buraya. Sonra sonra Bağdat'a bile gidersiniz arkadaşlar. Ben çayımı içeceğim. Biraz sohbet edeceğiz. Kendisiyle çok samimi, çok cana yakın. O da dedem yaşında. Dedemi de tanıyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar oradan çıktım. Şimdi çiğ köfte yemeye gidiyoruz. Eski Cizre'nin eski çiğ köftelerinden. Mezopotamya çiğ köftesini yemeye gideceğiz arkadaşlar. Cizre'nin çok eski çiğ köftecisi. Hızlı bir şekilde oraya gidelim. Çayımızı içtik. Kebaptan sonra çay iyi geldi. Yağlı yemekti sonuçta. Cizre'nin dar sokakları arkadaşlar. Şöyle araba bile geçemez. Arkadaşlar Mezopotamya'ya doğru gidiyoruz. Mezopotamya Ali Usta'nın yeri olarak geçiyor. Tam 24 yıldır bu işi yapıyorlar arkadaşlar. Çiğ köftecilik olarak en eski çiğ köfteci sayılabilir arkadaşlar. Geldik şöyle Ali Usta'nın yeri.
Mezopotamya olarak geçiyor. Adres de şurada, tam bilmiyorum arkadaşlar. Kadıoğlu. Kadıoğlu'nun çaprazında yeni şubeler açılmış. Yani şurada bir şubesi var. Aşağıda da şubeleri var. Benim bildiğim kadarıyla, yani gördüğüm kadarıyla 4-5 tane şubeleri var arkadaşlar. Şimdi kolay gelsin. Yarın çiğ köfte alabilir miyim? Ben kendimi bildiğim bileli arkadaşlar, bu kulübe burada. Ta 24 sene oluyor. 99'dan beridir, 98'den beridir bu var. Ben çocukken bile bu vardı arkadaşlar. Ben sonuçta Cizreli olduğum için burayı biliyorum. Arkadaşlar çiğ köftemi aldım. Ben çiğ köftemi yiyeceğim. Çok. Ben yarım istedim ama bu yarımmış. Ben hepsini yiyemeyeceğim biliyorsunuz. Yer kalmıyor arkadaşlar. Daha gideceğim bir yer kaldı. Aslında yiyebilirim de. Yer kalsın da tat alayım. Bakalım eski tadı var mı arkadaşlar. Ben en son Cizre'ye geldiğimde yaklaşık 6 sene önce ben denemiştim bunu. Eskiden de onun eskisini hep deniyordum, hep yiyordum zaten. Çok lezzetli bir çiğ köfte. Tamamen el yapma. Makineye girmiyor arkadaşlar. Tadı eskisinden biraz daha, bir tık daha güzel olmuş. Gayet güzel. Galiba hepsini yiyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hepsini bitirdim. Vallahi dayanamadım. Bayağı şiştim. Şimdi siz de fiyatı merak ediyorsunuzdur. Bir dürüm fiyatınız ne kadar? 10 lira. Bir dürüm 10 lira arkadaşlar. Yarım ne kadar? Yarım 10 lira, tam 13 lira. Tam 13 lira, yarım 10 liraymış. Benim yediğim yarım arkadaşlar, yarım olarak geçiyor. Ben onun yarısını bile istedim de yarım olarak o geçiyordu. Hani hepsini de bitirdim. Gayet güzel olduğu için dayanamadım arkadaşlar, bitirdim. Ellerinize sağlık. Dersler sohbe eline çok sağlık. Yani çok güzel olmuştu. Eski tadından çok güzeldi. Fiyatlar böyle. Cizre'ye gelirseniz Ali Usta'nın çiğ köftesini yemeden geçmeyin arkadaşlar. Cizre'ye geldiğinizde denemeniz gerekiyor. Yarım 10 lira. Tam 13 lira. Yani arada bir 3 lira fark var. Ciğer yemeğe gidiyoruz. Hastanenin girişinde küçük bir mekan var arkadaşlar. Çok lezzetli ciğer yapıyorlar. Oraya doğru gideceğim ben. Son yer olarak geçecek. Son yer olsun. Çünkü ben artık yani Seyit Usta'nın kebabından sonra çiğ köfte yedim. Çay içtim. Ben zaten az yemek yiyorum. Az yemek yediğim için de çok geliyor bana bu. Gidip oradan da bir yarım yerim. Belki de tam yerim. Çok güzel diyorlar. Bakalım. Eğer güzelse tam yerim arkadaşlar ben. Zaten son yemeğim. Yani hepsini yiyebilirim. Arkadaşlar hastaneye kadar yürüyemeyeceğim. Aslında yürüsem daha iyi. En azından oraya kadar eritmiş olurum da. Vallahi üşeniyorum. Ben direkt şehir içi servisiyle geçeceğim. Şehir içi servisi caddenin karşı tarafından hastaneye geçiyor. Ben oraya gidip şehir içine bineceğim. Orada bekleyeceğim şehir içine. Burası 4 yol oluyor. Büyük 4 yol olarak geçiyor. Arkadaşlar şu karşıya geçip bekleyeceğim. Şu karşıdan geçiyormuş. Karşıdan zaten otobüs durağı var. Şehir içi durakları var. Oraya gidip bekleyeceğim. Bakalım ne kadara götürüyor. Aa, geldi, ben kaçırdım galiba. Koşmam gerekiyor. Koşmam gerekiyor. Şehir içine binmem gerekiyor. Yetiştim. Zaten kalabalık. Bunun gitmesi zor. Dolu arkadaşlar. Nasıl bineceğim buraya? Ben bekleyeceğim, diğer şehir içini bekleyeceğim. Çok dolu bu. Ayakta gitmek istemiyorum, zaten yoruldum. Servis geldi, servise biniyoruz. Bakalım. Yer kapmaca. İniyor musun abi?
arkadaşlar çok iyi oldu. Öne bindim. Ayakta gidecek. Ayakta gitmekten korkuyordum zaten. Arkadaşlar, arabadan indik. Geldik şimdi. Esentepe tavuk döner. Ciğeri de çok güzelmiş. Ciğer yapıyor ayrıca. Tavukları güzel diyorlar. Şöyle. Kolay gelsin. Nasılsın usta? Allah razı olsun. Ben buranın ciğeri çok güzel diyorlar. Onu duydum. Duydum da geldim. Bana bir tane ciğer, yarım ciğer verebilir misin? Ben çok yemek yedim, yiyemeyeceğim. Bir yarım ciğerini alırım. Arkadaşlar yarım ciğeri bekliyoruz. Bakalım nasıl yapacak? Bunlar tavuk şiş. Arkadaşlar aslında böyle yerlere gelmeniz gerekiyor. Böyle yerlerde daha lezzetli oluyor, daha güzel oluyor. Lüks yerlere gidiyorsunuz, isimli yerlere gidiyorsunuz, onlar artık tadını bozuyor. Böyle yerlere geldiğiniz zaman daha samimi, daha hoş, güler yüzlü bir ciğer yersiniz. Bakalım ciğerimiz hazırlanıyor. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar burası hastanenin girişi oluyor. Cizre Devlet Hastanesi'nin girişi oluyor. Şuradan geçiyorsunuz, merhaba. Burası hastane oluyor, Cizre Devlet Hastanesi. Buraya gelenler, gelip aç olanlar geliyor buradan. Tavuk şişini, ciğerini, kebabını yiyor. Kebap da kıyma, kebap da oluyor. Çok uyguna veriyorlar arkadaşlar yani. Ciğeri yedikten sonra fiyatını da soracağız. Bakalım fiyatlar nasıl. Ama ucuz olduğunu duydum. Nihat ustamız da geldi. Nihat usta ekmek almaya gitmişti. Ekmek yoktu. Ben Hüseyin ustaya sordum, ekmek almaya gitmiş. Nazara geldi arkadaşlar, motor çalışmıyor. İtelim. Allah'tan buraya kadar geldi yani. Yoksa ne yapardık? Ekmeksiz yapamazdık arkadaşlar. Bakalım Nihat Usta da geldi. Nihat Usta'nın da el lezzeti var. Ramazan Usta'nın da el lezzeti var. Zaten Ramazan Usta uğraşıyor bunlarla. Tavuklarla, ciğerlerle. Çok hızlı arkadaşlar. Saniyesinde. Görüyorsunuz. Arkadaşlar burası hastane olduğu için hani gelenler aceleci oluyor, gidenler oluyor, gelenler oluyor ve haliyle hızlı oluyor. Hemen gönderiyor müşteriyi bekletmeden direkt müşteriye poşetini veriyor, gönderiyorlar. Arkadaşlar buraya geldiğinizde orada da yiyebiliyorsunuz. Bir de aile yeri var şurada karşıda. Ben de yeni öğrendim. Şu karşıdan istiyorsunuz, hastane girişinden oradan istiyorsunuz, size buraya geliyor bu. Aile yeri oluyor. Aile yeri olarak oturabiliyorsunuz içeride. Daha iyi, rahat yemek yemeniz için. Bir turşuna bir bak, bir tadına bak. Arkadaşlar bu ev yapımı turşusu. Bir tadına bak. Turşunun tadına bakıyoruz. Bu 2 yıllıktır ha. Bak hala taze. 2 yıllık. 2 yıllık. 2 yıllık arkadaşlar. Papağı yeni açıldı galiba. 2 yıllık. 2 yıllık turşu yeni açıldı arkadaşlar. Bizim için açtınız. Aynen. Bana mı denk geldin? Yok. Normalde var yani. Normalde var. Ama bu 2 yıllık yani. Evet. Taze. Bak. 5 senelerce bekletiyoruz. Tadını alana kadar. Ekmek hazırlanışı. Ne yapıyorsunuz? Oo, bayağı acılı olacak. Acı sevenlere gelsin. Ekmeğimiz ısınıyor arkadaşlar bayağı. Ben tok olmama rağmen canım çekti. Vallahi çok güzel görünüyor.
arkadaşlar ciğerinin tadına bakacağız. Çok yumuşak ve sıcak. Parçalandı bile. Yani yer olmamasına rağmen, tok olmama rağmen hepsini bitirmek istiyorum ama hepsini bitirirsem hastanede gözümü açarım arkadaşlar. Hiç gerek yok. Yarısını bile yiyemeyeceğim. Hüseyin Usta turşumu da getirdi sağ olsun. Bir de Hüseyin Usta limonatadan bahsediyor. Ev yapımı limonatası. Arkadaşlar ev yapımı limonata. Bunu zaten çoğunuz biliyordur. Biz zaten. Çoğunuz da bilmiyordur. Tadına bakacağız. Ben de çok merak ediyorum. Böyle bir şey yok. Vallahi markette aldığınız limonatalardan çok farklı. Acayip bir şey ev yapımı olduğu o kadar belli ki, o kadar güzel ki. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben yemeğimi yiyeceğim. Biraz abartacağım ama arkadaşlar gerçekten böyle bir şey yok. Ben Diyarbakır'da da yedim ciğer. Hemen hemen aynı diyebilirim. Arkadaşlar ciğeri yedik. Gayet çok güzeldi. Ben doydum. Hepsini bitiremedim tabii. Yarım kaldı orada. Limonatayı da kaptık. Hüseyin Usta eline sağlık. Afiyet olsun. Hüseyin Usta biraz geldiğinden beridir durmuyor arkadaşlar. Konuşamadık, sohbet edemedik. Hüseyin Usta'yı bekleyelim biraz. Hüseyin Usta müşteriye bakıyor. Evet, Hüseyin Usta bu işletmeniz kaç yıldır? Bir işletme kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ustamın dediğine göre öncesinde bir kahvecilik işiniz vardı. Evet. Arkadaşlar ondan öncesinde sonra... bir kahvecilik vardı. Çiğ köfte vardı. Evet. Doğru mudur? Evet, doğru. Ondan sonra gene bir tavuk, kebap iş yeri açmıştınız. Aynen. Ve son olarak da son kaç yıldır buradasınız? 15-20 senedir buradayız. Arkadaşlar 15-20 senedir Hüseyin Usta var. Burada Ramazan Usta ile babası Nihat Usta ile beraber burayı işletiyorlar. Fiyatları çok uygun diyebiliyorum. Bir şiş ne kadar bir tane? Yarım oluyor değil mi? Tavuk mu? Evet, tavuk şiş. Ciğer. Tavuk. 10, ciğer 10. Çok. Arkadaşlar bir yarım yani bir şiş tavuk 10 lira yarım oluyor. Bir şiş ciğer yarım oluyor da 12,5 lira. Tam 25 liraya geliyor o zaman. Tam tavuk şiş de 20 liraya geliyor. Bizim ne kadar oldu ciğer o zaman? Bana 4 tane verdiniz. Ben hepsini yiyemedim gerçekten oluyor. Ben çünkü. Yani nasıl yani? Kendilerini sevenler bir atom diyor. Atom yapıyorlar. Evet, atomdu bana aynen, yaptığınız. 4 şiş oluyor. Evet. Aynen. Normalde yani o yani onun fiyatı 50 TL yani. İyi fiyatı 50 TL normalde. Aynen. Evet. 400 milyon. Evet. Bir de arkadaşlar ev yapımı limonata getirdi bana. Ben bunu bilmiyordum. Ben ayran içecektim diye limonata getirdi bana. Limonata gayet çok güzel. Ben çok beğendim. Tadı harika yani. Diğer markette aldığınız limonatalara benzemiyor. Siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Biz kendimiz yapıyoruz. Kim yapıyor özellikle bunu? Usta yapıyor. Usta yapıyor. Kim? Ustabaşımız. Efendim? Ustabaşımız yapıyor. Ustabaşı. Ramazan usta olması gerekiyor. Babaları aynen yapıyor kendisi. Çok güzel. Ben çok beğendim. Ben çok tokum. Yani şiştim ama içesim geliyor ya bunu. Bir yudum daha alayım. Benim borcum ne kadar? Borcum ne kadar olsun? Yok öyle şey olmaz ya. 50 liralık borç olur. Bir şey mi olur? İkram daha mı olur? Mi? Daha bala hoşuma ben geldim. Çok sevdim. Daha ne kadar verildim? Bizden olsun baba. Allah razı olsun Hüseyin Usta. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Afiyet olsun. Ben bugün benim son günüm diye Antep'e döneceğim. Bir isteğim, bir emrin olursa her zaman beklerim. Çok teşekkür ederim. Allah bol kazançlarınızı nasip etsin. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Severek yapıyorsunuz da bir de. Görüşmek üzere. Arkadaşlar sağ olsun Hüseyin Usta para benden almadı. Ha, gittiğim yerlerde de para almadılar. Yani bu sabah ben Seyit Usta'da yedim. Çiğ köfte, çay, hiçbir yerde para ödemedim. Sağ olsunlar para almadılar. Ben zorla vermek istedim de almadılar. Hüseyin Usta da almadı. Arkadaşlar bizim Cizre'deki yemek, sokak yemekleri videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Desteğinize ihtiyacım var. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.